Herkese yeniden merhaba, ben Merve. Kamera arkasında da Melih var. Ve bugün bizim 3 yıldır çekmek istediğimiz ama bir türlü bize nasip olmayan bir yer çekiyoruz. Yani Hildesheim'in yaşadığımız yeri. Siz çok merak ediyordunuz. Merak etmenizden en büyük sebebi de aslında anlayabiliyoruz. Hildesheim'de pek yaşayan yok. Zaten küçük bir şey. En küçük büyük şehir Hildesheim aynı zamanda. 101 bin nüfusu var arkadaşlar. Ve burayı fazla da pek bilinmiyor açıkçası. Pek bilinmiyor olunca insanlar da merak ediyordu nasıl bir yerde yaşıyoruz diye. Size bugün orayı göstermeye karar verdik. Hava sonunda denk gelebildi yani. İlk başta sabah çekecektik, sabah çıkamadık. Neyse şu anda neredeyiz? Historical Marktplatz'dayız yani tarihi meydandayız. Burası gerçekten Hildesheim'in benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Burada ne bileyim burayı her geçişimde çarşıya geçmeyi buradan mutlaka geçerim. Eskiden pandemiden önce şurada gelip bir kahve içmek o kadar keyifli oluyor ki bu eski binaların karşısında. O yüzden bugün biraz size buradan başlayıp Hildesheim'i anlatmaya karar verdik. Evet burası meydan. Şu anda arkamda ilk başta şu görmüş olduğunuz yer Rathaus arkadaşlar. Rathaus dediğimiz yani belediye binası. Aslında şurası da belediye binası ama orayı sonradan eklemişler tabii ki. Burası ilk belediye binalarından bir tanesi. Arkamda görmüş olduğunuz çeşme var. Şu tarafa doğru dönüyorum. Bu tarafta restoranlar, işte kafeler, oteller gibi yerler bulunuyor. Ama asıl anlatmak istediğim yer benim şurası. Şu arkamda değişik yapıda olan yer. Orası bilmem kaç yılları yani ta 2. Dünya Savaşı'nın ilk yapıldığı zamanlar mahzenlerinde etleri saklıyorlarmış. Orası bir loncaymış. Daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında buralar tamamen yanmış arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz alanın hepsi yanmış. Ve daha sonra restore edilmiş hepsi. İlk başta restore edilen yer de bu binaymış. Ve burası 16. yüzyıldan kalma yarı ahşap en yüksek binalardan bir tanesi bizim eyalette. Daha sonra ilk başta burası restore edildikten sonra diğer binalarda yavaş yavaş restore edilmeye başlanmış. En sonunda çeşmeyi tamamlamışlar. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten hatta o binanın içerisinde arkadaşlar şey de var. Hem otel var, hem bir restoran var, hem de müze var. Yani içeride de müzeyi de ziyaret edebiliyorsunuz. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bankalar bizim bilmiyorum burada çok tatlı. Evet böyle bir meydan. Eğer Hildesheim'e turist olarak gelirseniz önce bizi bulun ama bizi bulamazsanız da arkada da turist info var. Yani buradan da işte Hildesheim'de nereler gezilir falan öğrenebilirsiniz ama önce bizi bulmayı deneyin yani. Şimdi nereye geldik? Burası sol tarafım hastane, Hildesheim Hastanesi. Burada bir kilise var ve burası da şöyle dönüyorum. Hapishane arkadaşlar. Hapishane demeye bir şart lazım. Gerçekten çok da güzel duruyor burası. Geçiyorum bu taraftan. Buradan benim çarşı güzergahım. Bayağı burada çok güzel yollar var. Ben hep oradan gidip geliyorum çarşıya. Şimdi birazdan geçeceğimiz sokaklar. Böyle rengarenk küçük dipdibe evler var. O evler, o sokaklar Hildesheim'da 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmayan sokaklardan yani olduğu gibi korunmuş. Sadece birkaç restore edilmiş tabii ki. Birazdan şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Evet, buralar benim en sevdiğim sokaklar. Zaten bol bol benim Instagram'dan takip edenler görebilir. Ben burada çok fazla fotoğraf da çekiyorum. Burası 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmadan kalan eski Hildesheim evlerinden. Bakar mısınız şuranın güzelleri rengarenk, yeşil, kırmızı, mavi, tuğla. Yani burası bana böyle canlılık veriyor. Ve burada yaşayanlar var. Düşünmüyor musunuz? Ben burada yaşamak isterdim Melih. İster miydin? Bayağı eskidir ama içerisi. Evet, nereye geldik? Burası St. Mary Katedrali. St. Mary's Katedrali. Burası UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde. Ve Hildesheim'de böyle iki tane yer var arkadaşlar. Diğerini de göreceğiz. Aa, çanlar kimin için çalıyor? Tam da çana denk geldik.
Burası İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş arkadaşlar ve 1950'de tekrar restore edilmeye başlanmış. 2014'te de tekrar açılmış. Şu anda kilisenin ön tarafındayız. Az önce arka tarafından girdik. Ama şu anda pandemi sebebiyle sadece ibadet için alıyorlar. Gezmek için almıyorlar. O yüzden giremiyoruz. Zaten kapıda da görevli görünüyor. Görüyorsunuz. İnsanlar yine böyle bugün cumartesi olmasına rağmen böyle şık şık giymişler. İbadet için kiliseye gidiyorlar. Bir de şurada bir heykel var. Ben bunu bilmiyorum. Bunu okumak istiyorum. Bakalım mı? Okuyamıyorum. Birinin oğluymuş ama kimin oğlu acaba diye geçiyor. 1893'te yapılmış. Şurada yazıyor Berlin'den. Berlin'den getirmişler büyük ihtimal. Ve bu da sanırım şeyin aynısı. Bak. Kilisenin aynısı. Belki de bu işte İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yani yıkılmadan önceki hali. Valla aynısını yapmışlar adamlar. Hiç böyle sünger kara pantolona falan benzemiyor. Evet, Hildesheim'in çarşısına doğru geldik. Burası bizim meşhur Schussstraße. Şurada da şey açılmış, Corona-Schnell Test Zentrum açılmış. Arkadaşlar şu an Almanya'da, onu da bir dipnot olarak geçelim. Her yere Schnell Test, yani hızlı testlerle girebiliyorsunuz. Hızlı testleri de hemen yapıyorlar size ve 10 dakika mailinize ya da telefonunuza ya da sonucunuzu orada bekleyebilirsiniz. Hemen geliyorlar. Burası da öyle bir zentrum açılmış, böyle bir merkez açılmış yani. Mesela şu anda biz çarşıya gideceğiz. Çarşıyı size gösteririz. Dışarıdaki oturma alanları açık ama hepsi testli, yani hızlı testleri negatifse öyle oturabiliyorlar. Biz hızlı test daha yaptırmadık. Belki yaptırırsak onu da çekeriz. Şu anda daha bir yere oturmayı düşünmüyoruz o yüzden. O zaman buradan karşıya geçelim, karşıdan da çarşıya girelim. Bu arada şuradan tekrar göstereyim. 10 dakika içerisinde çıkıyor. Ücretsiz ve terminsiz, yani randevusuz olarak. Şurası şu beyaz bina, grili beyaz bina arkadaşlar, Volkshochschule. Yani neredeyse 2 yıldır her gün gidip geldiğim ama bir süredir gitmiyorum, yine öyle demeyeyim, o kursum bitti. Okul, bakalım. Ömrümüz burada çürüdü. Burası St. Andreas Kilisesi ve burasının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu kilisenin kulesi 114,5 metre ve Niedersachsen, yani Aşağı Saksonya eyaletinin en yüksek kilise kulesi olan kilise burası. Yani o da Hildesheim'de ve burası da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. 16. yüzyılda sonlarına, 16. yüzyılın başlarına doğru yapılmış ve işte kilisenin 114,5 metreye kadar yükseltilmesi de 1883 yılında olmuş. O günden beri de korunuyor. Böyle gidelim. Bir diğer bahsetmek istediğim yerde şu arkamda görmüş olduğunuz Ters Şeker Tepesi diye geçen, aslında Almancası farklı, onun da yani Türkçe öyle çevrilmiş. Böyle bir bina var. Aslında buradan tam olarak ne olduğu belli değil ama öbür açıdan daha güzel. O tarafa doğru gidelim. Evet, bu açıdan bakınca binaya tabii değişik bir bina. Yani gittikçe böyle genişliyor. O yüzden Ters Şeker Kulesi olarak, Ters Şeker Evi olarak nitelendiriliyor burası. Burası 16. yüzyılda yapılmış normalde ve 2. Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılmış ve tekrar restore edilmiş. Şu anda da alt katında bir tane küçük bir kafesi var. 2010 yılında açılmış bu kafesi de. Geldik bizim çarşıya. Meşhur çarşıya. İnsanlar sokaklarda. Herkes dışarı atmış kendini. Şu anda çarşının, yani mağazaların olduğu yerdeyiz. Bu tarafa geçeyim.
Şurada bir AVM var. Şurası koca bir Kaufhof, yani AVM Galeri Kaufhof. Burası insanların oturup eğlendiği, alışverişlerini yaptığı yer. Yani Hildesheim'in göbeği aslında burası. Gelelim Hildesheim'in en büyük ve sembolü sayılan kilisesine, yani Saint Michael Kilisesi diye geçiyor. Burası da yine UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde. 11. yüzyılda yapılmış burası ve 11. yüzyıldan beri de korunarak devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ne kadar yıkıldı, ne kadar yıkılma tam olarak bilmiyorum bu konuda. Biz ilk geldiğimiz yıl kilisenin içerisini gezmiştik. Bayağı da güzeldi, hatta dilek falan dilemiştik mumları yakarak. İçerisi gerçekten çok güzel. Keşke şu an size içeriği gösterebilmiş olsak. Ama ben o fotoğrafları bulursam mutlaka Instagram'da da paylaşırım. Yani merak edenler varsa bakabilirler. Bir de şu var, bu kilisenin tavanında İsa'nın, yani Mesih'in aile ağacı resmedilmiş. O yüzden çok dikkat çekici olarak geçiyor. Burası da Hildesheim'in simgelerinden bir tanesi. Evet, birazcık da Melih de böyle Hildesheim halkı hakkında bildiklerini bize anlatsın. Melih arkadaşım, 3C sınıfından. 3C sınıfından. Evet efendim, sıra bana geldiyse. O zaman şöyle diyelim, bu şehir bayağı eski. 800'lü yıllarda kurulmuş arkadaşlar, milattan sonra. Evet. Bayağı eski bir şehir. Tabii Roma İmparatorluğu'nun çok kalıntıları var. Ben biraz dinin yapısından bahsedeyim. Hı-hı. Almanya'nın güneyine doğru indikçe insanlar daha radikal din mensupları oluyorlar. Hı-hı. Kuzey tarafına çıktıkça daha böyle evangelist, yani protestan insanlar da çoğalıyor. Bir de hiçbir dine ait hissetmediğini söyleyen insanlar da çoğalıyor. Yani kilise vergisi vermeyenler de artıyor. Hildesheim de bu sebeple aslında üçe bölünmüş durumda. Nüfusunun %38'i kadarı işte Katolik, %38 civarı da işte protestan. Geri kalanı da hiçbir dine mensup olmadığını ve diğer kısımlar olarak geçiyor. Evet. Böyle bir yerden bahsederiz. Şimdi özellikle kuzey tarafları Almanya'nın daha tabii göçmenlere olsun, işte yeniliklere olsun, farklılıklar olsun daha açık yerler. Güneye indikçe biraz daha milliyetçilik artıyor. Tabii ki Doğu Almanya en milliyetçi yer. En azından gelmek isteyenler için söyleyebiliriz. Doğu Almanya tabii şehirleri daha o şekilde söyleniyor. Ancak bunu son derece rahatlıkla söylersek Hildesheim böyle bir şehir. Evet. Burası Hildesheim, ismi de şuradan geliyor. Hildelerin memleketi. Heim memleket demek, Hildelerin memleketi. Yani buradaki insanlar Hildeler olarak geçiyorlarmış boyunca. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz çıktığımızda evden günlük güneşlikti ve şu anda yağmur yağıyor. Biz o yüzden videoyu kapatmak zorundayız. Aslında göstermek istediğimiz yerler daha vardı. Bir başka videoda artık o taraflara gideriz. Aynen. Bayağı ıslanırız. Eve nasıl gideceğiz bilmiyorum. Aynen. Videoyu kapattıktan sonra eve nasıl gideceğiz bilmiyorum. Umarım bu zor şartlar altında bir video çektiğimiz için videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.